Geçen sene eksiklerimi gördüm. Kendimde gördüğüm eksiklikleri bu sene, bu sezon giderebilme şansım var şu anda. Ve bunlara ağırlık verip bunlara çalışıyorum. Çok iyi oldu benim için. Çok güzel geçiyor. Şimdi buraya geldikten sonra ikinci sezon gerçekten kendimi burada evimdeymişim gibi hissediyorum. O rahatlık var üstümde. Yani stresim kalktı diyebilirim. Hani insanları tanıdım artık. Bütün staff, çalışanlar, arkadaşlarım hepsiyle daha bir sıkı fıkı olduk. O yüzden benim için daha rahat geçecek bu sezon ve daha keyifli, daha istekli, daha azimli, iyi bir sezon geçeceğini düşünüyorum. Dünyanın en tecrübeli antrenörlerinden birisi. Zaten mini second'da falan da ilk onunla olimpiyatlara gitmiştik. Yani öyle bir antrenörle çalışmak benim için çok büyük bir gurur verici bir durum. Sahanın dışında ve içinde bazen bize kalp göndermeleri falan böyle bir şeyleri çok güzel, çok keyifli. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Final etabında Vakıf'la oynadığımız maçta ben ilk altı başlamamıştım, Ezgi oynuyordu. Ezgi bir sakatlık yaşamıştı. Orada da 1-0 sanırım gerideydik. Oradan sonra maça girmiştim. Çok güzel. Takım arkadaşlarım da hani hem bana destek olmak için hem Ezgi için bir maç oynamıştık ve o maçı almıştık. Çok güzel bir maçtı benim için. Pasörlüğü tek kelimeyle anlatmak çok zor. Üç kelimeyle anlatayım ben size. Birincisi takımın beyni. Gerçekten takımın beyni. İkincisi konsantrasyon. Üçüncüsü zorluk. Birincisi havası. İkincisi kordon. Alsancak kordon. Üçüncüsü de kumur ve bomba. Bunları çok özlüyorum buradayken. Ya benim için ikisi de. Çünkü ben ikisini de çok seviyorum. İzmir'e gidince İstanbul'u özlüyorum, İstanbul'a gelince İzmir'i özlüyorum. Şöyle diyebilirim, İstanbul'un trafiği çok yorucu ve sıkıcı. Onu hiç sevmiyorum. O yüzden hani şöyle düşünüyorum ben, İzmir yaşanılacak yer, İstanbul eğlenilecek ve keyif alınacak yer bence. Geçen yaz evlendim. Yeni yeni böyle bir, yeni yeni değil aslında, evlendiğim zaman yapmaya başladım. Ama onu da internetten baka baka yapıyorum ama çok güzel yapıyorum. İyi yaptığın şeylerde destekleyen, sürekli hani anlayan, şurada şunu iyi yaptın, burada bunu iyi yaptın diyen bir insan var sürekli antrenörlerin dışında ve ailenin dışında. İyi ki voleybolu bilen bir eşim var yani.